Herkese merhabalar. Tam kapanma geldi. Artık sağlığımızı bu sıralar koruyabilmemiz için evde durmamız gerekiyor. Biliyorsunuz hocam, ki... Hocam ne yapacağız? Biz ne yapacağız tam kapanmada? Bizim ya? İçin tam kapanma esasında bir avantaj evladım. Çünkü tam kapanma tarihleri 29 Nisan ve 17 Mayıs arası bittikten sonra bizim yazılarımız tekrar başlayacak. Sınavlarımız tekrar başlayacak. Biliyorsun bu kapanma sayesinde pandemiyi tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Yazılar ertelendi. Yazılar ertelendi ama bu kapanma sonrasında inşallah vaka sayıları iyice azalacak ve yeniden okullarımızın açılması, sınavlarımızın başlaması planlanıyor. Dolayısıyla biz şu anda acaba son dakika sınavlar ertelendi mi, sınavlar olacak mı? LGS ertelendi mi hocam? LGS olacak mı? Bunların hiçbirini düşünmemize gerek yok. Bizim şu anda yapmamız gereken şey tamamen derslerimize odaklanmak. Yasakları fırsata dönüştüreceğiz ve 18 günlük özel bir plan yapacağız. Çünkü bu 18 günde sınava giriyorsak 18 net artırabiliriz. Yazılarımız varsa 60-70 olacak yazılımızı 80-90-100'lere çıkarabiliriz. Dolayısıyla bu 18 gün bizim için altın değerinde. Nasıl yapacağız? Biliyorsun yasaklar 30'unda başlıyor ve 17'si pazartesi sabahına kadar devam ediyor. Bu tarihte tabii ki bayram da var. Dinleneceğimiz günler olacak. Bu tam kapanma sırasında her gün sürekli ders çalışmak zorunda da değiliz. Dinlendiğimiz, oyun oynadığımız, bilgisayar oyunları oynadığımız, kitap okuduğumuz zamanlar da olacak. Ama biz mutlaka her güne en azından bir ders tekrarı koymamız gerekiyor. Mesela diyelim ki pazartesi günü. Bugün fen çalışması yapmamız gerekiyor. Fen çalışmasıyla alakalı çözmemiz gereken diyelim ki 50 soruyu buraya not almamız gerekiyor. Veyahut da 20 sayfa kitap oku şeklinde not almamız gerekiyor. Bu şekilde alacağımız notlara göre, planlamaya göre zaten diyelim ki çalışmamızı yaptık mı? 20 sayfa kitabımızı okuduk mu? Hemen bunların üzerine kapatıyoruz ve diyoruz ki artık bugün benim. Bugün istediğim oyunu oynayabilirim, istediğim kadar dinlenebilirim, istediğim dizi izleyebilirim. Planla mı gitmemiz gerekiyor? Planla gitmemiz gerekiyor. Yani yapacaklarımızı yazıp ardından da bitirdikten sonra, tamamladıktan sonra böyle rahatlıkla bitireceğiz. Mesela diyelim ki buraya matematik çalışması yazdın. Mat çalışması yazdın. Bugün işte 45 soru çözeceğim dedi matematikle alakalı. 7. sınıftasın. Hocam 1 saat oyun oynadı yazabilir miyim? 1 saat oyun oynayabilirsin, 2 saat oyun oynayabilirsin. Yeter ki ders çalışan günleri de belirle. Ve aynı zamanda yine 20 sayfa kitap oku dedin. Veyahut da 10 paragraf sorusu çözdün. Hani paragraf ondan sorular çözüyoruz ya. 10 paragraf sorusu çözdün. Bunları bitirdikten sonra seni en çok mutlu edecek olan şey bunu bitirdim, bunu da bitirdim deyip yanlarına tik atmak. Ben ve tik atmayı çok seviyorum. Aynen, tik atarak veya üzerine çizerek diyeceksin ben bunu bitirdim, artık dinlenmeyi hak ettim. Annen baban ne yapıyorsun, dinleniyorsun, hep yatıyorsun dediği zaman bak ben bugün bunları yaptım, planımı yapmıştım ve ödevlerimi bitirdim. Artık oyun oynamak benim hakkım diyeceğiz. Ve en önemlisi bu 18 gün zarfında yazılarımız için, sınavlarımız için çok ciddi bir birikim yapacağız ve mükemmel bir şekilde sınavlarımıza, okulumuza geri dönmüş olacağız. Peki biz size nasıl destek olabiliriz? Ders çalışırken size lazım olan soru bankaları için biz Tonguç mağaza yetkilileriyle görüştük. Tüm alışverişlerinize tam kapanmaya özel sizlere kargoyu bedava yaptık. Yani burada Tonguç mağaza linkine tıklayarak sınıfınızla alakalı kitabı aldığınızda kargo bedava. Bu şekilde sizlere destek olmaya çalıştık. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açıyoruz ama içeriye siz kendiniz gireceksiniz. Kendi çalışmalarınızla başarılı olacaksınız. Hadi bakalım. Bu arada 8. sınıflar için LGS kanalımıza mutlaka duymuşsunuzdur. LGS tam kapanma kampı geliyor. Mükemmel bir kamp hazırladık. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz. İyi çalışmalar arkadaşlar.